Başka soru var mı? Buyurun. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu kendimizde bu üç konunun nasıl hangisi olduğunu kolay bulabiliriz. Ama çocuğumuzda nasıl bunu bulabiliriz? Çocuk gözlemle o da. Çocuk öf sıkıldım. Hadi şunu yapalım. Öf sıkıldım. Hadi buraya gidelim. Öf sıkıldım. Ya hocam ne yapsam hemen bırakıyor sıkıldım diyor. İşte bu. Orada size çok güzel bir mesaj var. Çocuğunuzla ilişkinizi güçlendireceksiniz. Çocuğunuzun içindeki boşluk hissi nereden gelir? İlişkinin zayıflığından gelir. Sonra buyurun. Hocam peki özgüvenle sıkılmak arasında bir ilişki var mı? Tabii. Bu anlamda işte sıkılma demeyelim, yanlış olur. Sıkılma eğilimi. Sıkılma, bir de herkes sıkılır dedik, sıkıntı yok. İki de herkes sıkılır, sıkıntı yok. Üçüncü anlamdaki can sıkıntısı sıkılma eğilimidir. Sıkılma eğilimiyle özgüvensizlik arasında ilişki vardır. Özgüveni düşük olan insanlar daha çok sıkılırlar. Size sıkılma ölçeğini yapayım mı? Ha? Tamam. Kendinizde sıkılma eğilimi var mı yok mu? Keşfedin. Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Özgüvensizlikle ilişki vardır dedik. İlişki ne demek her zaman? Yani aralarında bir ilişki var. O demek değil. Şöyle şey hayatınızda var mı hiç? Mesela birisini düşünün. Çok çalışıyor. Hayat amacım diyor uluslararası bir şirkette CEO olmak. Çalışıyor, başarılı ve CEO oluyor. 3 yıl sonra sıkılıyor ve bırakıyor. Bırakıp ne yapıyor? Marmaris'e taşınıyor, Datça'ya taşınıyor, değil mi? O kadar istediği şeye ulaşınca sıkılıyor. Neden? Çünkü hedefine ulaşıyor. Hedefine ulaşıyor, ne oluyor yani? İdealize ettiği noktaya varıyor ve elde ettikten sonra sıkılabilir. Daha farklı bir arayışlara geçebilir. Evet. Eğer kendini geliştiren vizyon sahibi bir insansa daha üst bir takım kendini geliştirici evrelere kendini açabilir. Nereye kadar devam edecek o? İnsan sonsuz bir varlık. Evet. Sonsuzla. Bir şey söyleyeyim mi size? Evet. Neden oluyor biliyor musunuz o? Oraya ulaşıyor. Oraya ulaşınca ne fark ediyor biliyor musunuz? İstediği şeyin o olmadığını fark ediyor. Aynen. Ve bunca yıl boşuna uğraşmış. Oraya gidince istediği şeyin o olmadığını fark ediyor ve sıkılıyor. O zaman bu ne demek biliyor musunuz? Can sıkıntısı olan insanlar aslında şu anda hayatlarını kendileri olarak sürdüremeyenler. Bakın çocuklarda, küçük yaşlarda, 7 yaştan önce çocuklarda can sıkıntısını daha az görürsünüz. Çünkü neden? Yargı yok, bir şey yok. Kendi geliyor 4 yaşında, geliyor diyor ki, ya saat geç oldu artık siz gidin diyor. Misafire öyle diyor. Rahat. Senin diyor saçların ne kadar çirkin diyor. Gerçekçi. Gerçekçi, kendi. Kendi. Sonra işte 6-7 yaşından sonra bu sıkıntılar çocukta başlıyor. O zaman hayatınızı kendiniz olarak yaşamıyorsanız can sıkıntısı yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Ki o kişi oraya haftaya bahsedeceğiz mükemmelliyetçilikten. O kişi oraya aslında bir şey ispatlamak için, anne babasının istediğini yapmak için, mükemmelliyetçi olduğu için oraya gelmiş ve oraya gelince de İstediği şeyin o olmadığını fark ediyor. Hollywood yıldızları da öyle. Onun için bu hayatta ne kadar kendiniz olarak var olabilirseniz o kadar can sıkıntısı az yaşarsınız. Biraz önce odak sorusu sorduk ya. Şimdi notlarıma baktım. Çok güzel bir araştırma var. Unutmuşum onu söylemeyi. Odaklanma, sıkılmanın sebebi midir, değil midir? Bunu nasıl ölçeceğiz? Yine deneyle ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Size bir tane çok güzel bir makale veriyorum. Çok ilginç. Size de çok ilginç bir makale veriyorum. Tamam mı? Siz okuyorsunuz, siz de okuyorsunuz. Şimdi sizin odaklanmanızı zorlaştıracağım.
Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir gruba çok yüksek sesle ses veriyorum, televizyon sesi. Bu gruba hiç vermiyorum. Diğer gruba da çok az duyulacak kadar veriyorum. Sizi çok az duyulacak kadar olan mı dikkati daha çok dağıtır, yüksek olan mı dikkati daha çok dağıtır? Öyle değildir. Tabii öyle değildir. Kendinize bakın. Böyle oturursunuz, bir masada böyle fısıl fısıl konuşuyorlardır. Anlamlandıramadığınız için aklınız oraya gider hep. Ama birisi konuşuyorsa, mesela sahildesiniz, ses var, gürültü var, açarsınız bilgisayarınızı, çalışırsınız. Ve çok az ses verilen anlamaya çalışıyor. Dikkati dağıldığı için, dikkati dağılıyor. Sonra soruyorlar, bunu okurken çok sıkıldın mı? Çok ilginç, sıkıldın mı? Dikkati dağılanlar daha çok sıkıldığını söylüyor. Ve buradan dikkat dağılma, dikkati dağılan insanların sıkılma eğilimi arttığını anlıyoruz. Şu ölçeyi yapamadık. Hemen yapalım şunu. Herhangi bir iş yaptığımda onlara konsantre olmak benim için çok kolaydır. Bu varsa sizde sıkılma eğiliminiz az. Kendimi çok kolayca eğlendirebiliyorum. Yaptığım işlerden her zaman keyif alıyorum. Etrafımdaki geneldeki çoğu şeylerle ilgi duyabiliyorum. Oldukça yaratıcı bir insanım. Bir şeye odaklandığımda uzun süre devam edebiliyorum. Yaptığım çoğu şey monoton ve kendini tekrar ediyor. Beni heyecanlandıracak işler bulmakta zorlanıyorum. İzlediğim her şey, televizyon artık yeni şeyler çıkmıyor, her şey kendini tekrarlamaya başladı gibi. Tamam mı? Bir tane daha var ölçek, onu da yapayım size. Çünkü farklı araştırmacılar farklı sorularla bunu ölçüyor. Tek başıma kaldığımda zihnim çok fazla dağılıyor. Evet. Tamam, size yapalım bunu. Zaman çok yavaş geçiyormuş gibi geliyor. Evet. Bir andan sonra diğer anda ne yapacağımı her zaman düşünerek geçiyor. Evet. Kendimi bazen anlamsız işlerle içine sıkışmış hissediyorum. Evet, bu da var. Beklerken çok sabırsızlanmam. Hayır. Hayır, tam tersi şimdi. Çok fazla ilgi alanım var ama onları yapacak zamanım yok. Evet. Evet. Anladınız mı? Kimlerin sıkılma eğilimi yüksek? Ben zaten sizin biliyordum çünkü uçakta sıkılır mısınız? Oo falan dediniz ya. Evet, sıkılma eğiliminiz yüksek. Evet, buradan sıkılma eğiliminizin yüksek olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Şimdi, var mı soru? Hocam, çocuklarımıza genel olarak soruyorum ondan sonra. Kitap okumayı sıkılmadan nasıl alıştıracağız? Onlara nasıl yani yardımcı olacağız okusun? Nasıl yaklaşacağız? Evet. Sıkılıyor mu okurken? Çok sıkılıyor. Evet. Okumak istemiyor. Evet. Şimdi burada 2-3 tane şey söyleyebilirim. Bir kitap okumaya özel bir şey söyleyebilirim. Bir de kitap okumadan bağımsız bir şey söyleyebilirim. İnsanlar hayatlarında bazı uğraşları oluyor hayatlarında değil mi? Hobileri oluyor. Ve bu insanlar, bazı insanlar bu hobilerini sürdürüyor, bazıları sürdürmüyor. Sürdürenle sürdürmeyen arasında bir fark var. O ne biliyor musunuz? Yine yani ortalamaya bakarak söylüyorum. Eğer bir hobiyi can sıkıntısını gidermek için seçiyorsa onu çok sürdüremiyor. Eğer hobiyi can sıkıntısını gidermek için değil de sevdiği için, ilgi duyduğu için, kendini geliştirmek için yaparsa onu sürdürüyor. Şimdi balık tutmak mesela, döneceğiz dedik, balık tutmak bir hobi. Ama balık tutma aslında daha pasif bir hobi. Gelişim yok, değil mi? Gelişim yok. O aslında bir nevi o anda can sıkıntısını gideriyor. Eğer kitap okumak böyle bir etkinlikse zaten can sıkıntısını gideremezsiniz. Sürdüremezsiniz. Giderirsiniz de sürdüremezsiniz. O zaman kitap okumanın kendisini sevdirmemiz lazım. Kendisini nasıl sevdiririz? Daha önce söylemiştik programlarda, kitap okumanın altına yatan temel, insanlar neden kitap okur? İnsanlar aslında kendini tanımak için kitap okur. Çocukla öyle etkinlikler tasarlayacağız ki çocuk kitabı okuduğunda kendini tanıyacak. Nasıl olacak bu?
bu karakter hangi sorunu yaşadı? Sen de yaşıyor musun? Nasıl çözdü? Sen de çözüyor musun? Bu karakter hangi karakterle çatışmaya girdi? Nasıl çözdü? Sen de çözüyor musun? Bunları sürekli çocuğunuzla konuşarak kendini tanımasına yardımcı olmanız gerekir. Böyle yanıtlayabiliriz. Buyurun. Çocukları sanatsal etkinliklere götürdüğümüzde çabuk sıkılıyorlar veya kurslara. Ne yapmamız gerekiyor? Aynı şey. Aynı şey. Birçok sebebi var da konuyla ilgili aynı şey. Ama tabii çocuk yetersiz hissediyordur. Başlangıçta iyi gidiyordur. Sonra gelişim başladığında kaçar. Annesi babası istediği için gidiyordur, kaçar. Akran zorbalığı vardır, kaçar. Hocasını sevmiyordur, kaçar. Can sıkıntısını gidermek için gidiyordur, kaçar. Birçok sebep olabilir ama can sıkıntısıyla ilgili etkinliği can sıkıntısını gidermek için değil, ilgisi olduğu için yapmamız lazım. Yaşına uygun değildir, evet, kaçar. Evet, şimdi hani dedik ya, can sıkıntısı yaşıyorsunuz, canınız sıkıldı ve can sıkıntısını gidermek için etkinlikler arıyorsunuz. O etkinlikler ya tüketim odaklı olabilir ya da üretim odaklı olabilir. Üretim odaklı olursa zaten kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Daha iyi olabileceğiniz, kitap yazmak daha iyi olabilirsiniz, müzik daha iyi olabilirsiniz, kumar daha iyi olamazsınız. Yemek yapmak daha iyi olabilirsiniz. Onun için daha çok can sıkıntınız varsa üretim odaklı etkinlikler seçin. Tüketim odaklı değil. Tüketim odaklı nedir? Canınız sıkılıyor. Alışveriş. Canınız sıkılıyor. Sosyal medya. Zaman öldürme. Bravo. Çok güzel bir kelime. Zaman öldürme. Zaman öldürmek için yaptığınızda sorun yaşarsınız. Neden sorun yaşarsınız biliyor musunuz? İşte burada da sıkılma paradoksu devreye giriyor. Sıkılma paradoksu. Şimdi sıkılma paradoksu ne demek? Şimdi canın sıkıldı. Bir şey anlamlı gelmiyor. Bu boşluğu doldurmak için etkinlik arıyorsunuz. Ve seçtiğiniz etkinlik de tüketim odaklı. Oyun gibi. Bilgisayar oyunu, sosyal medya gibi seçtiniz. Tüketim odaklı etkinlikler sizin hayatınızdaki o anlamsızlığı giderir mi? Gidermez. O zaman peki niye oynuyorsunuz? İşte oyalanıyorsunuz. Vakit de olsun zaman öldürme. Oyalandınız. Şimdi siz bunu neden yaptınız zaten? Anlamsızlık olduğu için yaptınız. O etkinlik anlamsızlığı daha da pekiştirmez mi? Daha da pekiştirir. Aslında kısa vadede kendinizi oyalıyorsunuz ama uzun vadede zaten anlamsızlık varsa sizde o etkinlik sizin anlamsızlığınızı daha da arttırıyor ve kısır döngüye giriyorsunuz. Daha demoralize oluyorsunuz. Artı bir paradoks da şurada. Canınız sıkıldı, içinizde bir boşluk hissediyorsunuz. Can sıkıntısı var. Tüketim odaklı etkinliklerle bunu doldurmaya çalışıyorsunuz. Oyun gibi, kumar gibi, bunları bağımlılıklar gibi bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Zamanınızı orada öldürürken neye zaman kalmıyor? Size anlam getirecek etkinliklere zaman kalmıyor. O zaman ne oluyor? Bu daha da pekişiyor. O zaman kendinize şunu sorun. Size anlam getirecek etkinliklere nasıl gireceksiniz? Anlam getirecek etkinlikler derinlik ister. O derinleşmeye verecek vaktiniz, niyetiniz, ilginiz var mı? Mesela siz neyde derinleşebilirsiniz? Yani ben çalışmakta derinleşebiliyorum. Neye çalışmakta? İşte çalışmakta. Hangi iş? Mesela baristacılık yapmayı seviyorum. Tamam. Bunda derinleşebiliyorum mesela. Evet. Hocam ben sıkıntımı gidermek için spor salonuna gidiyorum, kurslara gidiyorum. Böyle sıkıntımı gideriyorum hocam. Ve de çok mutlu oluyorum. Tamam, bir sosyal faaliyet olarak, bir hareket olarak öyle kafamdaki sıkıntılarımı gideriyorum hocam. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tabii bu can sıkıntısından ziyade ilgi ve sevdiğiniz şey olduğu için de mutlu ediyor olabilir. Sosyalleşme olduğu için de mutlu ediyor olabilir. Hocam. Evet. İşte sıkıntının size verdiği mesajı okumanız lazım. Ne dedik? Gelişmiyorsun. Rutin, yenilik yok. Bağ kurmuyorsun. Bu mesajlara bakın. Buyurun.
yorum yapmak istiyorum. Tabii. Müsaade ederseniz. Boş insan çok sıkılır. Evet. Bir herhangi bir ilgi alanı yoksa veya evet, öğrenmeye de açık değilse boş kalan ne yapacağım diye oturup düşünür böyle kendi kendine. Kendini bir öğrenmeye açık hissetmez. Evet. Paradoks zaten biraz önce bahsettiğim paradoks buraya geliyor. Boş insan çok sıkılır, sıkıldıkça daha da boşluğa düşer. Çıkış noktası da üretim odaklı etkinlikler ve diğer insanlarla bağ kurmaktır. Eğer ebeveynseniz de çocuğunuzla çok sıkılıyorsa çocuğunuzla ilişkinizi mutlaka güçlendirmeniz lazım.